Asbey TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed Odyssey oyunumu ilk başlangıcımı yapacağım. Daha önce bir miktar oynamıştım. Fakat şimdi %100 oynayacağımız ve yayınlayacağım playthrough'umuza başlayacağız. Şuradan New Game diyerek oyunumuza başlayalım. To this moment, every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons! Who? For our daughters! Who? For Sparta! Who? 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 Güzel başlangıç. Kontrolerler bize değil. Ama birazdan bize geçeceğini düşünüyorum. Efsanevi kral Leonidas olarak başladık. Vurduğumuzu indiriyoruz. Pekala, şu an birazcık saldırılara alışma dönemindeyiz. Burada bir ne yapıyormuş ona bakalım. Güzel. İki de tekme atıyor. Güzel. Üç de öne doğru saldırıyor. Orada anlamadım. Etraf bir karardı ama. Savaş adamı olduğu için birazcık hedef alması, hedefleme biraz zor. Veyahut da ben şu an bilmiyorum.
Al sana tekme. Pekala. Şurada bir tane daha lieutenant var. Bu birazcık daha güçlü bir lider olacak sanırım. Xerxes'i de biliyoruz yani. Hop. Uhuu. Savaşı kazandık galiba. Hak etmişti. Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Leonidas'ın askerleriyiz. Günümüze geldik. Leyla Hasan. Wow, this is big, Leyla. Do you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be just out of Victoria. You're the boss, boss. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Leyla'yı Origins'ten birazcık hatırlıyorum. O zaman Mısır'daydık. Ama oyunu tam bitirmediğim için hikaye nasıl buraya geldi bilmiyorum. Okay. Zorluk seviyesini istiyor bizden. %100'lük bir oyun oynayacağız. Nightmare çok da uygun olmayacak muhtemelen. Muhtemelen ilk oyunumuzda bir normalle ilerlememiz iyi olabilir. Daha zevkli olabilir. Okay. Burada Guided Mode dediğimizde bize tam olarak hedefimizin yerini gösterecek. Exploration'da ise bize yaklaşık olarak bir şey söyleyecek, tarif edecek. Biz de oradan anlayacağız. Burada oyunun da bir önerisi var. This is the way Assassin's Creed Odyssey is meant to be experienced. Yani normalde exploration modu seçmemizi istiyor. Biz onu seçelim. I've got this. I got this, baby. At least, I don't think so.
Just let me know if you need assistance, and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off... If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Cassandra. Yes. She'll have to find what we're looking for. Yes. I have a good feeling about this. Alright, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come! The start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it! Oh, and Victoria? Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye aye, Captain. Burada ilginç bir şey söyledi. Bu uzaylıların soyundan gelen birinden bahsediyormuş Herodotus. Ama Herodotus muhtemelen bizimle karşılaşan bir karakter olacak. Acaba biz şu an uzaylıların soyundan gelen birisini mi oynuyoruz? Öğreneceğiz. Şu güzelliğe bakın. Harika. Harika. Tek kelimeyle nefes kesici. Cassandra. Leonidas'ın mızrağı şu an bizde. Güzel. Hey, shitface! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka. Yanlış karar. Malak! You like to act tough, so act tough! Get a little closer, and I will. You should know by now. The Cyclops always wins. You have the rest to learn. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Ya şu an yeteneklerimiz olmadığı için zırhlılar için zırhlılara zarar vermemizin hemen hemen tek yolu peri yapıp boş oldukları anda onları dövmek. Thanks for the warning. Evet. Kuşumuz bize uyarı vermedi ama herhalde iki kişi halledebileceğimizi düşündüğü için. What happened to you? BB. Nothing, BB. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. Hungry to Icarus? Icarus. Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Cassandra? Maybe you could ask him for me. Burada
küçük bir not var. Zeus, şahinlerle bir şekilde bağdaştırılıyor. Yunan mitolojisinde çok uzman olmasam da onu biliyorum. Ve bundan dolayı bizim de bir şahinimiz olduğu için Phoebe bizden Zeus'la konuşmamızı istiyor. Phoebe bizim maskotumuz gibi bir şey. Ikaros ise bütün oyun boyunca yanımızda bulunacak olan kuşumuz. Zeus'tan senin için bir tane şahin isteyeceğim. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. What? A vineyard? Malaka. He's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Marcos bizim bizi yetiştiren kişi bir nevi. Marcos'un ne zamandır bir üzüm bağı var? Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Marcos aynı zamanda bize borcu olduğu halde bir şekilde sihirli bir parayla üzüm bağı almış. Pekala, yolun neresindeymiş bu üzüm bağı onu soralım. Where can I find Marcus's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Okay. Esasında exploration mod bu tür alanlarda işin içine giriyor. Normalde guided mod olsaydı direkt yerini biliyor olacaktık. Pekala gidip onu bulalım Marcos'un. I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Hop. I'll go tell Marcos you're coming. Pekala. Pekala burada bize bir choice sunuyor, seçenek sunuyor oyun. Bu esasında oyunun birazcık daha role-playing kısımlarına giriyor. Benim oynayacağım Cassandra genel olarak iyi kalpli birisi. Yani ne kadar mistios olsak da bu bir nevi kabadayı olabilir belki. Tam olarak Türkçe'ye nasıl çevirmek lazım bilmiyorum. İnsanları zevk için öldüren bir psikopat olmayacağız. Ama tabii insanların hakkımızı da yemesine izin vermeyeceğiz. Kendimizi koruyacağız. Pekala bunlara yaşamasını izin mi verelim yoksa öldürelim mi? İzin vereceğiz. Bir miktar dayak attık. O yeter onlara. Fun's over. Akıllanmazlarsa kendileri bilir. One-eyed freak, if he ever sends you here again, I'm gonna cut out his other eye and feed it to my bird. Cassandra bayağı arpa bir karakter. As soon as I'm dressed. Pekala. I'll have to go up top to get dressed. Pekala. Şu an hiçbir yeteneğimiz yok. Ups. Bir tek kuşumuzu çağırabiliyoruz. Ikaros'u. Birazcık bize hareket etmeyi öğretiyor. Aşamada. Phoebe slept here again. Poor kid. No place to call home. Evet, evet. Phoebe'nin bir nevi biz manevi annesi gibiyiz veyahut da ablası. Let's get this on. Elbiselerimizi giyelim. İki elbiselerimiz. Mistios tunic. Warrior damage. Okay. Giydiğimiz elbiselerin farklı yetenek, özellikleri olabiliyor. Mesela Warrior Damage dediği zaman buradaki değerimiz artacak. Burada bir şeyimiz yok. Aynı zamanda Assassin ve Hunter yetenekleri de olabiliyor. Onlarda da o tür elbiseler giydiğimizde de onlar artıyor. Bunların hepsine bütün seti onlardan giydiğimiz zaman da nispeten anlamlı bir değere ulaşmış oluyor. Burada 40 bir yayımız var. Maalesef. İlk görevimize başlayalım.
Marcus'u bul ve konuş.